Haberi Var kanalından hepinize merhabalar. Türkiye'den kritikli bir hamlesi, uçaklar peş peşe indi. Değerli izleyenler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı düşünce kuruluşu Future for Advanced Research and Studies, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir makale yayınladı. Türkiye'nin Libya'daki varlığını güçlendirdiği kaydedilen makalede, Batı ülkelerinin raporlarına atıf yapılarak atılan adımlar yazıldı. Paras'taki makaleye göre, hava trafiğini takip eden batılı kaynaklar, Türkiye'ye ait 4 askeri kargo uçağının Libya'nın batısındaki Vatiye askeri hava üssüne indiğini belirtti. Libya'daki kaynaklar ise, Türk uçaklarının askeri üsse varmasından birkaç saat sonra 20 tırın Trablus'a hareket ettiğini aktardı. Libya yerel kaynaklarından alınan başka bilgiye göre, 22 Kasım 2022 tarihinde bir Türk savaş firkateyni Batı Libya'daki El Kahums deniz üssüne giriş yaptı. Türkiye'nin Libya'daki hamlelerinin zamanlaması da dikkat çekti. Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler'in ve birçok ülkenin tanıdığı Dibeybe hükümeti tarafından Ekim 2022'nin başlarında Ankara ile imzalanan ve Türkiye'nin Libya'nın Akdeniz'de bulunan kıta sahası üzerinde petrol ve gaz araştırma anlaşmasının uluslararası yasalara aykırı olduğunu iddia etti, Avrupa Parlamentosu. Anlaşmanın iptali için çağrıda bulundu ve Libya'yı hedef aldı. Türkiye'nin hamleleri ise bu tehditkar açıklamalarından ardından geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, 24 Kasım 2022'de başkent Trablus'ta konuştu. Piyade, topçu ve zırhlı birlik grubunun mezuniyet törenine katılmıştı. Bu çerçevede meşru Libya hükümetine bağlı Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad, Ankara ile koordineli olarak piyade ve topçu tugaylarının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. Meşru Ulusal Birlik Hükümeti'nin İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mahmut Said ile yaptığı görüşmede iki ülke içişleri bakanlıkları arasındaki işbirliği ve eğitimi geliştirmeye yönelik ortak bir plan üzerinde mutabık kaldıklarını açıkladı.